Şu anda bütün bilgi yağıyor ortalıktan, yani Evet. bir sürü konuda. Ve herkes filin bir tarafını söylüyor. Yani hani bir fil var varmış bir karanlık odada. Herkes giriyor, işte bacağını fil diye söylüyor, kulağını fil diye söylüyor, öbürü fil diye söylüyor. Ama filin bütünü başka. Herkesin söylediği de yanlış değil, kesinlikle değil. Ama biz bunu nasıl yapacağımız konusu var isyanlar için. Çoğu zaman bir kafa karışıklığı da oluyor diye düşünüyorum. Bir sürü şeyde güzellikler oluyor ama bütün bu güzellikler olurken insanlar kim olduklarını bulabiliyorlar mı? Çok emin değilim o konuda. Mesela istediğini elde edebilir bu yeni yöntemlerle. Hatta ben bu yeni yöntemler olmadan önce de bunu fark etmiştim. Yani çok istediğim bir şey ısrarla istiyorsam oluyor. Bunu görmüştüm. Fakat kim olduğumu ve Allah'a emin değildim. Yani öyle bir durum vardı. Ve şimdi tabii şöyle bir ikilem de var. Ben istediğim olsun mu istiyorum? Yoksa kendimi tanımak mı istiyorum? Yoksa Allah'ı bilmek mi istiyorum? Yoksa Muhammed'i bilsem mi diyorum? Veyahut da onlar bana zaten uzak mı diyorum? Bir şeyler söylüyorum yani kendi kendine. Herhalde insan söylüyor bunları. Ve işin hangi tarafındayım? Yani hangisine doğru bir adımım var? Orada bir karışıklık olduğunu düşünüyorum insanların kafasında olabiliyor. Çünkü tabii ki istediklerimiz olsun diyoruz ama bir yandan da bir sebeple onların olmaması için şiddetli bir şekilde bir durumumuz var. Yani ben mesela kendimden örnek vereyim. Bir gün bir piyango bileti alacaktım ve çok param öyle olsun böyle olsun derken kesinlikle kazanmayayım dediğimi duydum içimden. Yani kesinlikle bak ya alıyorum da sakın diye bir şey var. Allah Allah dedim yani neden bu sakın? Nasıl bir şeysin? Mümkün değil yani bu sakın olduğu müddetçe bu paranın sana gelmesi diye bir şey yok. Ve istemiyorsun yani istiyorum diyorsun. O yüzden ben çoğu zaman insanların ne dediklerine çok itibarım olmuyor. O dedikleri değil de oldukları hal asıl istediklerini ortaya koyuyor. Bu da çok acayip bir sır. Çünkü bütün her şey benim olsun, benimle olsun, ben şöyle olayım, böyle olayım derken muazzam bir fren var orada. Ve bu freni çözmek gerekiyor diğer şeyler için. Yani ben niye istemiyorum acaba? Neden? Evet. Tabii ki şu anda bir sürü bilinçaltı kodlamaları var. Olduğu söyleniyor ve doğrudur. Yani bir şekilde buna kodlanarak oluşuyoruz, geliyoruz işte bu dünyada bir sürü annemiz, babamız da 7 yaşına kadar bir sürü bir şey oluyor bizde ve ona göre bir formatımız oluyor. Bunda yanlışlık var deniyor. Bence yanlışlık yok. Çünkü bunu özümüz gayet iyi biliyor ne yaptığını. Gerçekten. Ama bu yaşadığı şey yeterli ise burada bunun değişikliğini yapmak mümkün tabii ki. Fakat bunun oluşumu aslında
Bunun değişikliği için değil, sizin kendi özünüze vuslat etmeniz için en iyi formül olduğu için. Böyle bir şey. Yani bu olurlar değil, olmazların size en iyi formülü getirdiği için. Bunu özünüz çok iyi biliyor. Yani özünüz bunun çok farkında ve en güzel programı sizin için getirmiş durumda. Şimdi bunu özünüzü fark ettikten sonra bilinçli olarak ben bunun değişmesine başka türlü olsun şimdi derseniz bu oluyor. Evet. Bu o zaman daha kolay. Ama özünüzü fark etmeden, yani bütün sistemlerin sizde olduğunu fark etmeden bir şey istediğinizde bu da oluyor. Ama sizi istediğiniz yere getirmiyor. Bu mesela şöyle de gözlemlenmiş. Mesela çok para istiyorum diyen birileri çok para şeyde düşüyor piyangoda bir yerde. Bir bakıyorlar 5 sene sonra, 3 sene sonra yine aynı yerde. Çünkü aslında içlerinde bir program var. Onu değiştirmedikleri için veya fark etmedikleri için veya neye yaradığını görmedikleri için o tekrar aynı noktaya getiriyor her kişiyi. Böyle bir şey. Tasavvuf denilen şey ise sizi özünüze, Allah'a, Muhammed'e, bütün peygamberler sistemine size anlatan bir sistem. Ve sizi size fark ettiren bir durum. Ve eğer hiçlik denilen manayı indinizde yaşamadıysanız bu değiştirme sistemleri tekrar aynı noktaya geri dönüyor. Ama hiçlik denilen mana sizde zuhur ettiyse o zaman özgürsünüz. Gerçekten. O zaman ne istediğiniz, nasıl istediğiniz sizin içinizdeki Allah'la beraber, zatıyla beraber o programda zuhur ediyor. Bu da çok zevkli oluyor bir de. O zaman her bir şey sizi tatmin eder oluyor. Eder oluyor, evet. Çünkü orada artık eminsin. Yani öyle bir acaba mı? Ben şimdi bu enerjilerle uğraşıyorum. Allah nerede? Yok efendim peygamber nerede? Ben kimim? Diye bir şeyiniz kalmıyor. Bir sıkıntınız kalmıyor. Ama işte bu zamanda bir sürü söylemler var. Şunu çok tavsiye ediyorum. İlk önce yani eğer gerçek bir yolda yürümek istiyorsanız ilk önce bilmediğinizi bilin. Bilmiyorum deyin. Ya valla bir şey anlamadım, bilmiyorum. Nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. Ve Allah denilen sonsuz bir yazılım var burada, bir matris var. Ve o tarafa içinizi döndürün ve o tarafa karşı aciz olun. Evet, yani hep herkes şikayet ediyor ki, ediyor değersizlik işte o bana değer. Ay boş ver, vermesin değer zaten. Vermese daha iyi. Tabii. Çünkü Allah'ta o değerinizi bulun ki bir daha kimse size böyle bir şey yapamasın. Yapamaz. Dışarıdan kimse yapamaz. Mümkün değil. Ama bu mümkün, siz eğer değersizliği, size söylenen değersizliği Allah'ta yok olma olarak fark etmiyorsanız, o hiçlik zevki ve holografik düzene geçmek vasıtası olarak görmüyorsanız, o zaman bu devamlı gelecektir. Ta ki siz bunu fark edip onda mutmain olana kadar, aa ne güzel bir şey söylüyormuş aslında, bana hizmet ediyormuş aslında diyene kadar. Yoksa benim değerim var, bir başkasına ispat edeyim. Pek bir işe yaradığını düşünmüyorum ben. Çünkü ispat et nereye kadar?
Yani tabii ki çok değerlisiniz bana göre. Çünkü içinizde Allah var. Bütün sistem sizinle beraber. Muazzam bir değersiniz o yüzden. Ve hiç de kimseye benzemeyen bir şeysiniz. Yani benzemek zorunda da hiç değilsiniz. Hiçbir zaman, hiçbir anda, hiçbir yerde. Ama bunu sizin zevk etmeniz bütün mesele olan ve orada Allah'a, çünkü Allah gönül elektromanyetik alanının sonsuz sahibi, öyle diyeyim. Ve oradan size bütün gerçekleri bildiren, yani alemlere sığınan bir müminin gönlüne sığarım sözünden dolayı sizin bütün elektromanyetik gönül alanınızı hükmeden ve söyleyen ve orayı yöneten ve bir gönül elektromanyetik alanı beynin 5.000 kat daha güçlü bir merkeze. Ama biz bunu fark etmediğimiz zaman onun bunun söylemleriyle yıkılıp eğilip bükülüyoruz. Halbuki onun bunun söylemleri tam da bunu fark etmek için. Öyle. Yani çok kıymetli. Çünkü sen kendi boyutlarını, yani boyutsal benliğini fark etmezsen, buradaki bu benliğini deki değişimi yaşaman kısa süreli olabilir, öyle diyeyim. Yaşayamazsın demeyeyim. Çünkü sen sonsuz bir varlıksan ve muazzam bir potansiyelsen, muazzam bir kapasiteysen ve bunu fark etme yeri gönül ise, ki öyle. O zaman orada kimliksiz, benliksiz durabileceğin yegane yerse, ki öyle. O zaman bu kimliğe, bu benliğe bir şey söyleyebilirsin. Bütün aleme bir şey söyleyebilirsin. Söylediğin zaman zaten zuhura geliyor. Aslında şimdi de öyle oluyor. Çünkü şimdi diyorsun ki bu böyle kötü, o böyle felaket, bunu böyle istemem. Yine öyle oluyor. Yine zuhura geliyor. Ama sendeki potansiyelin Allah'la olduğunu fark ettiğin vakit bunları böyle söylememeyi başlıyorsun. Çünkü niye öyle söyleyeceksin ki? Bütün karşındaki görünen her şey Allah'a ait ve sana ait. Senin diğer paralel evrenlerdeki diyeyim vücutlarına ait. Niye onu öyle söylüyorsun? Söyleme. Ya evet, söyleme ya, valla. Onu bir sev yani. Ya ne yapıyorsa senin için yapıyordur. O yüzden ona oradan bir es geç. Yani niye öyle bir saçmalık yapma inşallah. Evet. Bir gün bir şey olmuştu. Böyle çok, ay bu ne böyle, böyle olmasın falan demiştim. Efendim dediğim kişi dedi ki sen öyle olmak ister misin? Yani senin yerine yapıyor, baksana. Yok anlamadım. Ya bu niye benim yerime böyle yapıyor? Ben nasıl bir şeyim acaba falan. Ama öyle. Neyse, bunları zevk etmek, anlamak biraz bir süreç alabiliyor. Kim olduğumuzu fark etmek. Nasıl muazzam bir Hazreti Ali diyor ki, yani bu kadar muazzam bir şeyi buraya mı sığdırdın? Evet. Aynen öyle. Evet. Şimdi Tamam. şöyle bir şey, yani bireysel olarak biz mutluluğumuzu ya da işte hayattan tatmin olma duygumuzu veya işte hiçliğimizin farkına vardık ve mutluyuz. Hiçbir sorun yok. Ama dünyanın Amin. farklı coğrafyalarında, eyvallah, farklı coğrafyalarında atıyorum Hindistan'da kas sistemi diye bir sistem var. Orada işte rahipler var, iş adamları var, işçiler var ve köleler var. Veya işte şey hiç değeri olmayan insanlar var. Bu insanların böyle kalması mı hani hiçlik anlamında mantıklı, yoksa onların hayatlarına dokunup bir şeyler değiştirmek için çaba sarf etmek mi daha mantıklı? Hani dün bu Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'ya gönderilen işte 9 tane emir var. İşte insanların mutlu olmasını veya işte sosyal olarak mutlu olmalarını sağlayacak gibi algıladım ben, işte öldürmeyeceksin, şey en temelinde
Allah'a ortak koşmayacaksın. Yani tek olduğunu kabul edeceksin. İşte öldürmeyeceksin, çalmayacaksın. İşte zina etmeyeceksin, faiz yemeyeceksin falan filan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki bu yaklaşımdan yola çıkarsak biz eğer, hani tasavvufta tamam bireysel tatmin eyvallah. Toplumsal tatmini nasıl sağlayacağız? Yani yok, orası öyle değil. Şimdi bir kere şu lafı senin hemencik sorman lazım kendine. Diyor ki öldürmeyeceksin. E niye bu kadar insan ölüyor? Ya ben kendi adımı öldürmüyorum. Allah değil mi bu? Ya şimdi koskoca Musa değil mi? Öldürmeyeceksin deniyor. Peki bu Allah nasıl bir Allah yani? Burada öldürmeyeceksin diyor, burada öldürüyor. Çok saçma değil mi? Bilmem. Yok ama şimdi yani ve Hazreti Musa bildiğim kadarıyla birini öldürüyor ve onu zamansız yaptığı söyleniyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i veya bu tekstleri böyle anlamaya çalışırsak çok saçma şeyler çıkıyor. Yani peki zina yapmayacaksın diyor. Hani seks ilişkisinde bulunmayacaksın bir manası değil mi? Ve ben tam onu oraya indirgemiyorum aslında da o biraz hayır, daha yani, farklı. Hayır yani ama normalde böyle anlaşılmıyor mu? Yani şimdi evlisin, evli olduğunun dışında seks ilişkisi yapma gibi şey normal ama, bir onu anlaşım yok Sünni mu? kültür öyle söylüyor da ama zinanın şeyde hani Arapçada birçok anlamı var. Ama En şimdi temelde, bak en daha oraya kullanılan anlamı da şimdi bak. Zorla sahip olmak. Ama bak oraya gelmedik. Şimdi normal düz mana hırsızlık yapmayacaksın. Niye bu kadar çok hırsız var? E var ama. Saçma değil mi bu? Şimdi ben sorarım yani. Kardeşimi öldürmeyeceksin diyorsun, öldürüyorlar. Hırsızlık olmayacak diyorsun, hırsızlık oluyor. Zina yapma diyorsun, zina oluyor. Onu diyorsun, bu oluyor. Ya bu nasıl bir şey diye ben sorarım yani. Ne diyorsun burada? Demek gerekmiyor mu? O zaman nereye çıkacak bu? Bir yere çıkacak. Çıkıyor. Çıkmıyor diye bir şey yok. Çıkıyor. Şimdi yani şimdi şer'i denilen yani şeriat nedir? Kurallar. Kurallar Kurallar aynen mı? kaldı. Ha, kurallar yani şunu söylüyor. Bir kere bu kuralların ötesinde hareket edildiği zaman bu boyutta bunun yaptırımı var. Var değil mi? Bir adam öldürdüğün zaman hapse giriyorsun. Hırsızlık yaptığın zaman hapse giriyorsun. Ondan sonra ne bileyim bir şey ne bileyim zina yaptığın zaman işte mahkemeye çıkıyorsun gibi. Bir yaptırımı var bunun. Yani bunun bir zorlaması var. Bunun bir böyle burada hem yapıyorsun hem yapma deniyor. Değil mi? Böyle bir tuhaf bir hali yok mu bunun? O zaman nasıl algılayacağız bunu? Hani İşte bütün püf noktası orada. Yani o zaman bunları böyle algılamanın ötesinde şimdi demin söyledin ama ben orada seni durdurdum. Çünkü ilk önce direkt olarak bakacağız. Şimdi diyor ki öldürmeyeceksin. Ama öldürülüyor. Hatta şu anda İsrail kadar adam öldüren yok yani Gazze'de. Ne biçim Musevilik bu? Şimdi orada mutlaka ve mutlaka eğer Kur'an veya bu diğer tekstlerdeki veya bunun manası, bunun gerçeğini algılayayım. Bu nasıl bir şey? Ben çünkü bu çelişkiye bakarım. Mesela şöyle bir şey de söylüyor. Diyor ki bilmem kimi kafiri gördüğün yerde kafasını kes. Ondan sonra ona şunu şunu yap. Ya kafası gitti adamın, ne yapsam ben ona fayda eder mi? Etmez. Yani gitti kafasını kestim, ben ona ne yapacağım şimdi derim. Demek ki bu tekstleri böyle okumamak gerekiyor. Yani böyle okumamak gerekiyor. Ve eğer Musa'ya gelen şey doğrudur ama o zaman şeyi ne yapacağız? Yani Merkez Efendi diyor ki işte bir hırsız eksilse yerine bir tane koyarım. Bir tane
ne bileyim katil eksilse yerine bir tane koyarım ve adı Merkez Efendi. Demek ki bunların hem bir kaidesi var uygulanan, hem de başka bir boyutta başka bir uygulama var. Demek ki başka bir boyutta da başka bir uygulama var. Şimdi ve insan da çok basit bir varlık değil bir kere. Değil. Hangi boyutun işiyle hareket ediyorsa, o bilinciyle hareket ediyorsa, o boyutun gerçeği ona yansıyor. Şimdi ben mesela bir şekilde adam öldürüyorsun, katil oluyorsun. Savaşta öldürüyorsun, kahraman oluyorsun. Nasıl oluyor? İkisinde de adam öldürdün. Ya öldürme dedi, niye öldürüyorsun o zaman yani? Bir yerde yani hepsinin başka türlü bir bilinçte zuhur ettiğinde sana başka türlü dönüyor. O zaman şunu fark etmemiz lazım. Şimdi dediğin doğru. Hindistan'daki birine nasıl ulaşırız veya bir başkasına nasıl ulaşırız? Biz kendimizdekine ulaştığımız zaman her yere ulaşırız. Ve kendimizdeki Allah mekanizması, gönül mekanizması na ulaştığımız zaman biz Hindistan'dakine değil, bütün kainata ulaşırız. Ne zaman? Şimdi. Şu anda. Hiç şüphem yok buna. Yani bizim enerjetik bedenlerimiz var bir sürü. Farkında değiliz şu anda kapalı bilinç olduğumuz için. Ama bilincimizde biraz fark ettiğimiz, yani bu ne diyor kardeşim, bu nasıl olacak? Nasıl diye bir derde düştüysek, o zaman bizdeki bir ufacık değişiklik, bilincimizdeki bir ufacık eminlik. Çünkü aslında ölüm diye bir şey yok. Buradaki bir gerçeklik gibi gözüküyor. Ama yok. Ama buna emin olup zaten öldürmüyorsan öldürmezsin. Zaten öldürmek bir bilinçten başka bir bilince geçmezse olur. Zaten Azrail değişim demekse tamam. Bunun gibi boyutlar arası bir sürü bilinç katmanı var. Ve biz hangi bilinçten hareket edersek Allah bütün sistemleriyle o bilinçten bize döner. O yüzden bir noktada dersin ki ben bunu yaptım, beni suçladılar. Aynısını başkası yaptı, kimse onu suçlamıyor. Gerçekten de öyle. Senin bulunduğun, sen hangi bilinçteysen, ona göre bütün alem ona göre sana döner. Şimdi bunun için zaten Musa'dan sonra İsa var. Bunun için zaten İsa'dan sonra Muhammed var. Yani bütün bunları anlatabilmek için, bizim farkındalık alanına girebilmemiz için, bizim çok boyutlu bir varlık olduğumuzu fark etmemiz için ve bu sistemin, bu matriksin, bu simülasyonun, öyle diyeyim, Allah matriksi ve simülasyonu olduğunu okuyabilmemiz için. Çünkü Kur'an oku diye başlıyor. Şimdi ben nasıl okuyacağım? Allah Allah, yani kağıt yok, kalem yok. Alemin kitabını oku deniyor ilk önce. Orayı burayı düzelt denmiyor. Şimdi biz okumadan düzeltmeye çalışıyoruz. O zaman oradan düzelmek yerine başımıza tebelleş oluyor bir sürü şey. Bir sürü şey, sıkıntı olabiliyor. Ama o okumayı öğrendiğin vakit o zaman her yerde bunu yapabiliyorsun. Buda'nın kitabına da baksan olur, Tolstoy'a da baksan olur, Küçük Prens'e de baksan olur veyahut da yani bir aşk kitabını da okusan olur, fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Çünkü senin bilincin buna doğru evrilmiş ve değişmiş oluyor. Çünkü sendeki potansiyel muazzam. Ve bir peygamber idrakı bilinci, bir peygamberlik bilinci 80 milyon insana etki edip değiştiriyor. Hani dışarıya ne yapacağım diye değil, sen bilincini değiştirdiğin vakit en basit bir değişiklik minimum 350 bin kişiyi etkiliyor. Minimum. Ve sendeki değişiklik, düşün, iki kişinin, üç kişinin gerçek manada değişmesi veya fark etmesi, bilincini başka bir noktaya getirmesi, böyle denize atılan bir küçük taş gibi
böyle frekans havuzunda yayılıyor ve orayı değiştiriyor. Eğer sen Hindistan'ın değişmesini istiyorsan o zaman Hindistan'da doğardın diye düşünüyorum. Ve bu kas sistemi güzel değil diyorsan ilk önce onun hikmetini anlaman lazım. Ondan sonra gönlünü koyarsan orası değişir zaten. Allah sana istediğine göre yapar. Ama seni o tecrübenin içine de sokar. Yani eğer ben buradan ya bu Hindistan'da olmasın diyorsam. Çünkü zaten bu dünya zamanında, şimdi bu zamanda artık bunlar bütün değerlerini yitirmeye başladılar, yitirdiler de. Ve Allah oraya da nasıl ulaşacağını çok iyi bilirdi yani. Hiç buna bir şüphem yok. Ben gönlümdeki Hintliğe ulaşsam daha iyi. Evet, bendeki. Çünkü benim alanımda var. Hepsi, bütün alemler, bütün yazılımlar benim alanımda var. Ama ben bunları nasıl akses edeceğimi veya nasıl ulaşacağımı bilmiyorum. Bilmediğim için karşımda aynamda gördüğüm, mesela çok enteresan Celalettin'in söylediği. Çünkü kas sistemi benim de içime çok dokunmuştu. Zaten öyle bir yani birilerine sen bir şey değilsin deniyor. Peki kaç yüzyıldır kadınlara sen insan bile değilsin dendi. Oradaki bir gruba böyle deniyor. Demek ki durum zaman içerisinde parça parça birilerine böyle söyleniyor. Ve bu boyutta bu oluyor. Maalesef diyeceğim ama bir hikmetle oluyor. O yüzden maalesef diyemiyorum. Buradaki aldığımız vücut dolayısıyla bunu zevk etmemiz için bu değersizlik duygusu oluyor. Çok değerliyken hem de. Şimdi Celalettin'den dolayı bütün Hindistan'a sonsuz bir güzellik ve bu acayip acayip sistemlerin kalkması gibi içimden sıcak bir duygu aktı. Allah bilir doğrusunu. Bakalım nasıl olacak. Onun zamanı gelmişse zaten oradan gidecektir. Fakat dünyadaki bir takım şeyleri o iç gönlünden öyle gelmiş. Ben ona çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü eğer onun gerçekten değişme zamanı olmasa bir gönülden öyle çıkmaz. Yani onun bir gönülden bu şekilde çıkıyorsa, çünkü benim de gönlüme değdi şu anda. Oradaki samimiyetine, hissine, zevkini duyduğum için. Allah bir sistemi değiştireceği vakit bir gönle böyle bir istek koyar. Ve o isteği de seyrederiz sonra hep beraber. Nasıl zuhur ettiğini. Çünkü burası zuhur alemi, kıyas değil. Allah'tan her zaman şunu niyaz ediyorum ben. Bu naçizane benliğimle bize yaptığı her işte muhabbetini versin, zevkini versin. Ve o muhabbetiyle muhabbet etme güzelliğini nasip etsin. Ve şimdi gönlüme dokundu yani öyle diyeyim. Dokunduğu vakit öyle oluyor. Şimdi gönül işi bir de çok acayip bir iş. Hani ben desem olmaz, ben değil desem olmaz, benle desem olmaz ama benle öyle bir şey yani. Öyle bir garip iş. İşte bu Allah'ın işleri çok tuhaf, hiç belli olmuyor biliyor musun? Nereden ne gelir, ne dokunur, nasıl olur gerçekten bilinmiyor. Hani doğru evet senden böyle bir şey yaşadık diyorlar ama Allah tabii onlara da ay şimdi yine ağlayacağım yani ne oldu bana anlamadım ki. Layık etsin öyle diyeyim. Bütün melami ben öyle değilim ama olanlar şöyle bir şey hep söylemişler. Kim başınız dedikleri vakit arkamdaki demiş. Öbürüne sormuşlar o da arkamdaki demiş. Yani öyle bir güzellik sergileyen birileri var yani öyle diyeyim.
Mevlana'lar hepsi şemsler öyle. Bütün muhabbet erleri öyle. O türlü bir hani gerçek benlerini bulanlar çok benliksiz oluyorlar. Öyle şimdilik. Bu lafı da ilk defa söylüyorum. Gerçek benlerine vuslat edebilenler hiçbir benlikle tek kalmıyorlar. Çünkü bu alemde olan bitenin kendi benlerinin, gerçek benlerinin zuhuru olduğunu, holografik bir zuhuru olduğunu biliyorlar. Celalettin beni çok ağlattı yani. Yani gerçekten. Bunu istememiştim ama gülen tarafınız daha ama çok güzel. Ama yok vallahi çok iyi yaptın, öyle diyeyim. Ve bu benlikte kalmama sebepleri ise kendi öyle istek ve bir şeyle değil, zaten halin öyle zuhur ettirmesiyle oluyor, güzelliğiyle oluyor, muhabbetiyle oluyor. Yani muhabbetle oluyor. Muhabbetsiz bir şey olmuyor. Hiçbir şey olduğu yok yani. Ve Allah Rabbim bizi muhabbetinde, yani Muhammed'inde, o Muhammed'i zevkte daim eylesin. Ben ağlayabilmeyi de seviyorum. O kadar zaman öyle bir şey olmadı ki. Yani şu anda beni, gönlümü yumuşattığı için sonsuz teşekkür ediyorum. Yani gerçekten. Bu aşk bir bahri ummandır dedikleri, buna haddi kenar olmaz diyorlar. Delilim sırrı Kur'an'dır, bunu bilen de ağır olmaz. Şimdi eğer kuru bir şeriat kurallarında kalırsak ben anlamıyorum orayı. Ama burada nasıl bir şey var diye sorarsak o zaman iyi seviye bilince bir yolculuğumuz olur. Ondan sonra da muhabbet üzere Muhammedi olana bir zevk ediş programımız başlayabilir. Evet. Her ne varsa bu alemde amenna der gönlümüz diyor Turan Efendi. İnşallah o zevkle olur. Ama her ne varsa bize nasıl geliyorsa zevk etmeyi, muhabbet etmeyi nasip etsin. Ve şunu hiç unutmayalım ne olur. Spiritüel gelişim, melişim küçücük şeylerle olur. Küçücük. Küçücük şeylere şükrederek, teşekkür ederek, gerçekten ya bu ne kadar güzelmiş diyerekten olur. Beklentimiz hep büyük şeylerde ama öyle değil, yok. Yani şu anda tabii biz fark etmiyoruz ama şu benliğimiz, şu ismimiz, şu vücudumuz, şu neyse yani... kalkabiliyoruz, yürüyebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Yani evvelden ben demiştim ki ya bunlara da mı teşekkür edeceğiz? Evet. Evet. Çünkü bir zaman sonra bunu bu türlü yapmayacağız. Yani bu vücutta olmayacağız. Hazır buradayken şuna bir teşekkür durumumuz olsun yani. Gerçekten. O şiirimde mesela yazdım. Aslında ben öyle şiir yazmıyorum. Onların hepsi bir öğreti. Yani şiir biliyorsunuz. Siz ben öyle şiir yazmasını bilmiyorum. Ama melekler var bizim içimizde. Moleküllerimiz var mesela. Hay falan dedik mi? Demedik. Ne haber? Demedik. Çünkü kafamız başka şeylere takılı. Yani. Ya ne güzelmiş işte. Şu da güzel. Bu da bilmem ne. Demedik yani. Celalettin'in dediği gibi oraya ulaşabilmek için bizim bir sürü yazılım var üstümüzde. Bizim oraya ulaşmamız lazım ilk önce. Dışarıda bir yere mesela kuş uçuyor. Ben uçamıyorum öyle şimdi bu vücutla. Demek ki oraya ulaşamıyorum öyle. Ama fark ettiğim zaman benim kendi kapasitemi, ben zaten oradayım. Bu sadece benim buradaki bir görüntüm, benim bütün varlığım orada. Bunu fark ettiğim anda
Orası harekete geçer mi? Evet. Geçer. Onun için çok hak veriyorum. Mesela yine Celalettin'e geleceğim. Hindistan'a şu anda ulaştığını farkında mı acaba? Çünkü bunu söylediği an orada ve oraya ulaştı. Öyle. Ulaştı. Biz çok uzak zannediyoruz bir sürü şeyi ama gönül bu, ulaşıverir. Öyle. Bütün kainatlara da ulaşır. Hazreti Muhammed de duyar. Musa da farkında zaten. Evet. Onların Hazret olan Hazır programları da burada. Bizimle beraber. Biz hangi programa bakıyorsak oradan geliyor. Şeriat ehli hakikati bilemez. Ama hakikat ehli hepsine vakıftır, kapsar. Oradaki o söylemin neden öyle olduğunu ve neden ondan sonra tam tersi zuhura geldiğini ve bu olayların arka perdesinin nasıl olduğunu Hızır vasıtasıyla bilir ve görmeye ve okumaya başlar. Ve kendi kitabını okuduğu ve yazdığı için Kur'an'a yaklaşık yani Hazreti Peygamber gibi muhabbetle kendi kitabını oluşturduğunu bilir. Bazen muhabbetle, bazen bilinçli, bazen bilinçsiz olsun. O bilince ulaştığı vakit orası bilinçten muhabbete de döner. Böyle. Şimdi bir laf söylerler. Hep 7'de neyse 70'inde o diye. Tabii ki bilimsel olarak 7 yaşına kadar bütün formatlarınız oluşuyor bu alemde, bu isimde, bu cisimde. Ve oraya kadar oluşan şeyleri sonra bir tersine bir yolculuk yapıyoruz Allah ismiyle. Olan bitene hepsine zıttıyla kaim olduğunu zevk etmeye gayret ediyoruz. O zaman bu alemde oluşan kayıtlarınız bir şekilde nötr hale geliyor. Bütün atalarımızdan getirdikleriniz hepsi bütün neyse ne sizi şu ana getiren her neyse hepsine total bir tövbe gerekiyor. O değişim için. Tabii bunu yapın diye söylemiyorum ama Kahhar ismi bütün kayıtları siliyor. Onu biliyorum. Yani hepsini nötr ve muhabbetli bir hale getiriyor. Halbuki çok korkunç gibi görünüyor. Yani Kahhar birini kahretsin falan gibi değil. Hayır. Ama sizde zuhur ettiği vakit büyük bir faydası ve güzelliği, rahatlığı, genişliği ve muhabbeti var. Öyle söyleyeyim ben bunu. Çünkü, hiçlik dendiği vakit nefse çok korkunç bir şey bu hiçlik. Çünkü ben yok olacağım diye düşünüyorum. Halbuki bütün varlıkla var olma programı bu. Yok olma değil. Orada bir tehdit algılanıyor ve tehdit olduğu sürece tam tersi zuhur ediyor. Bilinçaltı denilen şey bütün Allah isimleri ve programları fakat sembollerle hareket ediyor. Sembollerle hareket ediyor ettiği için tefekkür edilmesi veya bütün bu alemdeki sembollerin manasına taşınması gerekiyor. Yoksa o programı okuyamıyoruz. Ama şunu çok iyi biliyorum. Her neyse, ne kadar kötü, rezalet ve çıkmaz görünüyorsa görünsün, hepsi bir sonunda güzellik oluyor.
Evet. Zihnim ne kadar berbat bir yere giderse gitsin. Yok. Onun için hani korkmamak için korkmaktan korkmamak lazım. Hep söylüyorum. Eğer isterseniz tabii. Yani. Yedi uyurlar demek. Yedi mekanda, boyutta vücudunuz var demek. Burada anlamlı hareket etmeyi öğrendiğinizde hiçbir şeyden korkmazsınız öyle Allah'ın izniyle.